YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu seferki bölümümüzde bütün ailecek sizin karşınıza dizildik. Biricik oğlumuz ve biricik eşim de var. Ve gördüğünüz gibi daha programımız başlamadan yapılmaması gereken her şeyi yapıyor. Elinde Oscar'ı sosyal medyada geziyor. Yani anlayacağınız bu bölümde biz sosyal medyada kadınların ve erkeklerin yapmaması gereken amele duran bütün maddeleri sizin için irdeleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, ilk başta kadınların yapmaması gereken sosyal medya hatalarıyla başlıyoruz. Birincisi, profil resminizde, resimlerinizde çıplak olmayın. Bikinili, mini şortlu, mini mini şeylerle çok fazla paylaşmayın. Çok güzel olabilirsiniz, çok kaliteli bir kız olabilirsiniz. Ancak sosyal medyada okumanız tamamen basit olacaktır. Hemen uzmana soruyorum. Ne diyorsun? Bence çok sen bakıyorsundur. Göz düşürücü bir davranış biçimi. Göz düşürücü Türkçe mi? Evet. Göz düşürücü ne demek? Göz düşürücü, yani gözden tamam. Düşmek. Tamam. İkinci maddemiz günümüzün en moda fotoğraf çekim şekli olan selfie üzerinden. Malum kızlara baktığımız zaman tuvalette, yemekte, radyoda, televizyonda, her yerde, denizde selfie çekebiliyoruz. Ama şunu unutmayalım ki hanımlar, çok amele duran bir şey. Özellikle aynadan çekilen selfie'ler. Bazı kızların profillerine bakıyoruz ve sadece aynada flaş patlamış ve kızın yüzünü kapatmış selfie'lerini görüyoruz. Erkek tarafı nasıl görünüyor? Boydan çekiyorlar, aynadan, tüm mekanların böyle aynalarından sürekli bir ayna muhabbeti var. Hakikaten çok kötü bence. Çok amele, evet. Ne? Üçüncü maddemiz beğeni almakla alakası var. Biliyorsunuz sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafların ne kadar çok beğeni aldığı sizin nedendir bilinmez popülerliğinizi gösterdiği gibi bir algı var, bir saçma sapan düşünce var. O nedenle baktığımız zaman, hashtaglere baktığımız zaman bir kedi resmi paylaşmış kız. Kedi resminin altında ev olabilir, emlak olabilir, yanlış abuk subuk hashtagler olabilir ve veya o mekan 400 farklı şekilde taglenmiş olabilir. Hemen bu amele davranışı erkek tarafına soruyoruz. Nasıl görünüyor? Bence bunu sakınlıkla yapmayın yani. Sakınlıkla yapmayın. Beyim Türk aslında. Evet. Ama nedense çok heyecanlandı ve olmuyor. Şimdi bir sonraki maddeye geçelim. Türk Dil Kurumu'na selamlar. Ünlülerin Instagram sayfalarına baktığınız zaman genelde bir resim, bir özlü söz, birkaç resim daha görüyorsunuz. O özlü sözleri tabii o kadar güzel diziyorlar ki imreniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Özlü sözleri abartmaya başlıyorsunuz. Ya da en kötüsü, hayatınızda yaşadığınız kötülükleri, aşk acısını, ölüm acısını falan o sözler üzerinden insanlara göstermeye çalışıyorsunuz. En büyük amele davranışlardan biri de bu. Özlü sözleri abartmayın. Hemen erkeğe dönüyoruz. Bence bir şey söyleyeyim mi? Yani... Bir şey beni de benden Türkçe alırsan söyle. Seni senden bırakmam falan böyle şeyler yazıyorlar. Çok iğrenç şeyler. Ya da arkadaşlar, bir de özgüven şeyleri. Kullanmayı benim annem babam var, o yüzden sana yani, ihtiyacım yok. Bir kedim var, okeyim. Instagram güzel resim çekme application'ı bence. Yani bir şey, bir fikriniz varsa onu gidin Twitter'a yazın ya da Facebook sayfanıza yazın. Yani Instagram'a hepiniz bir Arda Erel değilsiniz abi yani. Evet, öyle değilsiniz. Şimdi erkeklerin yaptığı kızların gözünde kötü olan şeylerden bahsetmek istiyorum. Şunu o yüzden mikrofonu ben alayım. Şimdi beyim konuşacak. Evet canım. Neler var? Madde 1. Bence sizin maddi statünüzü belli edecek sürekli araba, yat, şuradayım, buradayım abi fotoğraflarından vazgeçin. Çok kötü görünüyor. Kendinizi geliştirin. Sürekli kız gibi story koyup şuradayım, buradayım böyle selfie koyup bence yapmayın. Bu bence çok kötü bir gözüken bir şey kızların gözünde. Ben asla böyle bir şey yapmam. Ben hemen söylüyorum. Evet, bence de çok böyle sakil duruyor. Çünkü biz kızların istediği oturaklı bir erkek. Bu da böyle çok fırlama havası oluyor. Bence çok kötü. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. O storylerde şöyle bir şey de var. Direksiyonda yolda giderken müzik paylaşılması. Ay ne kadar kötü. Yani hakikaten çok kötü. Bir de o sırada da böyle tesbih sallaması veya CD. Ne oldu, sende CD mi sallanıyor? Ne yani bu, anlamadım ki. Bağcılar benim üstünden bahsetmiyoruz ki. Canım sen Bağcılar benim üstüne binmene gerek yok. Madde 3, özsüz sözler paylaşmayın. Çok kötü duruyor. Sosyal medyada ayrıştırın. Yani bir söz paylaşmak istiyorsanız bunu Twitter'dan yapabilirsiniz. Ama Instagram güzel fotoğraf koyma yeri diye düşünüyorum. Madde 4, WhatsApp'tan durum paylaşması falan filan böyle şeyler yapmayın. Bence çok kötü gözüküyor yani. Madde 5,
Böyle sürekli Instagram'dan squat yapan kız fotoğrafları. Ha, beğendiklerinize evet dikkat edin. Böyle accountlar falan. Çünkü biz kızlar bakıyoruz. Hani, belki tamam spora ilginiz vardır, böyle şeyleri takip edip hakikaten öğrenmek istiyor olabilirsiniz ama bunu yani böyle hoşlandığınız bir kıza karşı yapmayın. Yarı çıplak yani. Squat yapan, lunge yapan, spor yapan kızların evet. videolarını beğenmek için birazcık kendinizi tutun. Sevgilinizden ayrıldıktan sonra sabahlara kadar like dökebilirsiniz kamyonuna. Bir de son olarak sosyal medyadan gözünüzü seveyim, bunu izleyenler arkadaşlarınıza bu işkenceyi yapmayın. Bunu 10 kişiye yollarsan bir dileğin gerçekleşecek. Kız veya erkek kim yollarsa yollasın dehşet ameli oluyor. Lütfen bunu yapmayın diyoruz ve sosyal medya videomuzun da sonuna geldiğimizi belirtiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Eğer beni beyimle, yok köpeğimle. Bu arada bizim ailemizin ferdi de burada yani. O da mayıştı. Eğer hadi dur fotoğrafınızı çekeyim. Story atacağım. Evet story at. İşte görüyorsunuz. Eğer ki bizi sevdiyseniz, bu öğütlerimizi her zaman dinlemek istiyorsanız sol alttaki abone ol tuşuna basın ve hadi gelin peşimize takılın.